Hızlı, cesur, güvenilir, doğru haberin merkezi Lale Gül TV ve Lale Gül FM farkıyla. Canlı olarak ekranlarınıza gelen hafta sonu haber bültenimizden herkese hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün 2 Ekim Cumartesi 2021. Saatlerimiz yine 19'u gösteriyor. Yurdu, yurttan ve dünyadan önemli haber başlıklarıyla karşınızdayız. Ben Muhammed Bineci. Evet sevgili izleyiciler haberimize üzücü bir haberle başlıyoruz maalesef. Bingöl'de iki şehidimiz var. Terör örgütünün saldırısı sonucu iki işçimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığımız durumla ilgili operasyon başlattı ve soruşturma başlattı. Bingöl'de iki işçi terör saldırısında şehit düştü. Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde elektrik şirketine ait aracın geçişi sırasında terör örgütü PKK mensuplarınca yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu iki işçi şehit oldu. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada bugün saat 11 sıralarında Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri AŞ'ye ait aracın geçişi sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanan uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu iki işçi şehit olmuştur denildi. Açıklamada ayrıca şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadeleri yer aldı. Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerince bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatıldı. Efendim hatırlayacağınız üzere koca bir çınarı kaybettik. Davası uğruna gecesini gündüzüne vermişti. 86 yaşında COVID'e yenik düştü. İşte bugün Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde onun için bir cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine başta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birçok çok sayıda siyasetçi katıldı. Tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk bugün cenaze töreni düzenlendi. Hacı Bayram Veli Camii'nde düzenlenen cenaze törenine başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere çok sayıda siyasetçi katıldı. <laughs> Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada Asil Türk'ün millete çok büyük emekleri geçtiğini söyledi. Asil Türk için dualar etti. Tabii ta gençlik yıllarımızdan itibaren muharefemizin olduğu tanıştığımız değerli büyüğüm Oğuzhan abimizle birlikte uzun yıllar bir arada olduk. Özellikle de devlet adamlığından tutunuz. Tabii bakanlıklarıyla birlikte de siyaset hayatı içerisinde bu ülkeye, bu millete çok büyük emekleri geçti, çok büyük gayretleri oldu. Rabbim inşallah sevgili Habibi'nin Livaül Hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri haşr cem eylesin. Amin. Ve bu yolculukta da bizleri yalnız komasın, Amin. ayrı komasın. Amin. Haklarımızı helal ettik ve inşallah cennetiyle, cemaliyle de bizleri müşerref kılsın. Amin. Ve tüm ailesine, tüm camiaya Rabbim başsağlığı diliyoruz. Cenaze töreninin ardından 86 yaşındaki Oğuzhan Asil Türk'ün naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedildi. Evet değerli izleyiciler görüyorsunuz ömrünü devleti için vatanı için vakfedenler böyle uğurlanıyor. Omuzlarda tekbirlerle selalarla uğurlanıyor. Ama bu Düşman da boş durmuyor. Onlar da gece gündüz işte bu vatanı diz üstü çöktürmek için uğraşıyor. Ama bu vatan, bu yurt kesinlikle dizlerinin üzerine çökmeyecek. İşte bu haberimizde olduğu gibi bakın daha öncesinde Sinop'tan Hatay'a ya da Kars'tan Şırnaha kadar birçok terörist vardı. Şu anda ise sadece 189'a düştüğünü söyledi geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. Evet Süleyman Soylu bugün de bir açıklama yaptı. Bakın bu açıklama da çok önemliydi. Tam 5500 kişinin daha önceleri bu terör örgütüne katıldığını söylemişti. Söyledi her yıl katıldığını söyledi. Bugün altını özellikle çizdi belirtti. Ama şu anda sadece terör örgütüne yılda 39 kişinin katıldığını söyledi. Ve bu, şu şunu da belirtelim. Özellikle belirtelim şu anda Türkiye'de terör sayısı 189. Neden efendim? Çünkü cebimizdeki parayla Pentagon'un kapısında beklediğimiz günler çok geride kaldı. Artık kendi silahımızı yapıyoruz ve yaptığımız ürünleri, bakın burası da çok önemli, başkalarının iyiliği için kullanıyoruz. O namluları mazluma doğrultmuyoruz. Suriye'de işte mazlumun kafasını sıvazlıyoruz ve onlara yardım götürüyoruz. Süleyman Soylu'nun açıklamasını hep birlikte izleyelim. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü araç teslim törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Soylu, terör örgütü PKK'ya katılımın giderek düştüğünü söyledi. Başımıza terörü bela ettiler. Allah'a hamdolsun. Yılda 5500 kişinin katıldığı terör örgütüne, geçen yıl 53 kişi, bu yıl şu ana kadar 39 kişi katıldı. Demek ki attığımız adımlar, atlan adımlar meyvelerini veriyor. Soylu eski Türkiye'den manzaraları hatırlattı. Çocuklarımız bunları yaşamasın diye onlara güçlü bir Türkiye bırakmalıyız diye konuştu. Gördüğümüz acıları gelecek nesillerimize yansıtmamak için el birliğiyle yarına adım atmakla mükellefiz ve sorumluyuz. Çünkü bugünün nesli, yani bizim çocuklarımız, gelecek nesillerimiz bizim gibi... Bu karşı karşıya kaldığımız zorluklara göğüs geremeyebilirler. Onlara önlerinin daha güvenli olduğu, engellerin birer birer aşıldığı ve kendilerinin çok daha güçlü yarınlara büyük adımlarla ve güvenli adımlarla gittiği bir Türkiye bırakmalıyız. Onlar babalarından bir başbakanın asıldığını duymayabilirler. 28 Şubat'tan 15 Temmuz'a kadar yaşanılan süreçte bu ülkenin demokrasisine ve hürriyetine ve bu ülkenin insanlarına yüklenen maliyetini göremeyebilirler ki görmesinler de zaten. Onun için bu nesil adanmış bir nesildir. Kendimizi öyle görelim. Bu dünyaya adanmış ama öteki dünyada hakkını alabilecek bir nesildir. Öteki dünyaya yatırım yapan bir nesil olsun. İnanın öyle olsun. Ve gelecek neslimizin eğer biz onlara çok daha iyi yarınlar bırakabilecek kabiliyeti hep beraber ele koyarsak bizden çok daha güçlü bir Türkiye'ye, çok daha büyük bir Türkiye'ye ulaşabilecekleri bizim eminimiz olmalıdır. İşte görüyorsunuz işbirliğiyle bütün sahada mitimiz, askeriyemiz, ordumuz el ele dirsek temasıyla görevlerini yapıyorlar. Bakın bu haber de İran kuzeyinden geliyor. Yine MIT ve askeriyemiz başarılı bir operasyon yaptı ve sınırlarımızın dışında daha içeriye gelmeden 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Ara bul yok et. İşte Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Milli İstihbarat Teşkilatının terörle mücadeledeki yeni parolası bu. Öyle de oluyor. Çünkü hemen her gün imha edilen terörist grupların haberi ajanslara düşüyor. Yapılan operasyonlarda son olarak 3 terörist daha imha edildi. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi denildi. Ay. MIT'in ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ortak harekatlarında nokta atışı operasyonlar yapılıyor. SİHA'larında devreye girdiği operasyonlarda terör örgütü mensupları kaçacak delik arıyor. Evet, Mayday'in Türkiye'yi markalı ürünler vitrinlerini, dünyadaki vitrinlerini de yerlerine aldı. İşte o bombalar bizim sihalarımızdan atılan ve mühendislerimizin azmi ve başarısıyla yapılan bombalar. Ama dosta güven düşmana korku için atılan bombalar aslında. Bakın bu haber de çok önemli. İşte bu yapmış olduğumuz savunma, milli savunma sanayinde %60'ın üzerinde yerlilikle aslında gönüllere bir ferahlık ve bir huzur ve bir cesaret veriyoruz. Tıpkı Diyarbakır ailelerine verdiğimiz gibi. niye bunu söyledim? Bakın tam 761 gündür Diyarbakır ailelerimiz gece gündüz demeden, yağmur demeden, çamur demeden evlatlarını istiyorlar. Kimden terör örgütünden istiyorlar ve kendi çocuklarımızı size bırakmayacağız diyorlar. Onların yanı bizim dizimizin dibi diyorlar. Evet, işte bu öyküyü, bu cesaretli işte Diyarbakır ailelerinin o yaşam hikayesini ve çocuklarını istediği Diyarbakır'a gidiyoruz. Diyarbakır'da evlatları terör örgütü PKK tarafından daha kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor. Çocuklarının daha kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 761. gününe girdi. Oğlu Fatih için eylem yapan Abdullah Demir isimli acılı baba, çocuklarını zalimlerin ellerinden kurtarmadan binanın önünden ayrılmayacaklarını dile getirdi. Ben beş yıldır oğlumun peşindeyim. Ben hiçbir zaman oğlum peşimi bırakmadım. Ben HDP'de oğlumu almadan burada kalkmıyorum. Çünkü canımızı yakın HDP'dir. HDP çocuklarımızı kandırdı götürdüler. Yani bunlarda vücudan merhamet yok. Ama ben sonuna kadar Bunların peşini bırakmayacağım. Son damaya kadar, bu nefes gelene kadar HDP'nin peşini bırakmayacağım. Evet sevgili izleyiciler, ee, Akdeniz'de aslında sular durulmuyor. Bir kaynar kazan gibi. ABD de Kuzey Kıbrıs Rum kesimini ve Yunanistan'ı açıktan destekliyor. Yani e, pes dedirtiyor ABD'nin bu iki yüzlülüğü. Bakın Dışişleri Bakanlığımız Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Kasım ayında adanın güneyinde yeni bir sondaja başlama kararına tepki gösterdi. Bakanlık açıklamasında haklarımızı sonuna kadar koruyacağız dedi. Türkiye'den Yunanistan'a bir uyarı daha geldi. Uyarının nedeni ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin adanın güneyinde Kasım ayında yeni bir sondaja başlayacak olması. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bilindiği üzere Doğu Akdeniz'de geçtiğimiz yıllarda yaşanan gerginliklerin nedeni, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ve ülkemizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve çıkarlarını yok sayan tek yanlı eylemleridir denildi. Kıbrıs Rum kesimiyle Yunanistan'ın bu tutumun barış ve istikrarı tehdit ettiği vurgulanan açıklamada, bu tutuma karşı masada ve sahada gerekli adımların atıldığı ifade edildi. Bu eylemlere alet olunmaması gerektiğinin üçüncü ülkelerinin de dikkatine getirildiği vurgulanan bakanlık açıklamasında, ülkemiz Doğu Akdeniz'de hem kendi hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir ifadesi kullanıldı. Efendim başarılı operasyonlarımız hız kesmeden devam ediyor. Kolluk kuvvetlerimiz gece gündüz bu başarılı operasyonları sürdürüyorlar. Bakın, bu da bu haberimizde Siirt'ten geliyor. FETÖ'ye yönelik operasyonlar devam ediyor ve Siirt merkezli Fetö'nün Adalet Teşkilatına yönelik yapılan son operasyonda tam 18 zanlı efendim tutuklandı, yakalandı. Terör örgütü Fetö'nün Adalet Teşkilatına yönelik operasyon yapıldı. Siirt merkezli 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Örgütün Siirt adliye yapılanmasında yer alan mahrem imamları 2011 ve 2014 yıllarında kullandıkları operasyonel telefon hatları tespit edildi. Hatlar üzerindeki HTS analizlerinde mahrem imamlarla ardışık olarak irtibatı bulunan zabıt katibi, mübaşir ve infaz koruma memurlarından oluşan 121 adliye personeli belirlendi. Siirt Merkezi İstanbul, Bursa, Eskişehir ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda çoğunluğu aktif görevde bulunan 18 zanlı yakalandı. Öte yandan haklarında daha önce işlem yapılan 82 şüphelinin tespiti yetkisizlikle dosyalarına gönderilirken görevdeki 21 adliye personeli ise gözaltına alınmadan şüpheli sıfatıyla ifade verecek. Gözaltına alınarak siirte getirilen zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Efendim Suriye'de Mehmetçi'yi gören oradaki halk, o halkın gözündeki o tebessüm, yüzündeki tebessüm görmeye değer. Çünkü o terör örgütlerinden temizlenen bölgede Mehmetçik operasyon yapıyor ama bu operasyon çok farklı bir operasyon. Oradaki halkın iyiliği için, yaşamlarını daha kaliteli sürdürebilmesi için erzak dağıtıyor. Hem de ev ev. Mehmetçiklerimizin erzak operasyonunu getiriyoruz. Mehmetçik, Suriye'deki mazlumlara yardım ulaştırmaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçik'in Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde, halkın temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece gündüz üstün gayret gösterdiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada dosta güven, düşmana korku veren, iyilik ve merhamet timsali Mehmetçiğin yüreğinin temizliği ve sağlamlığıyla tüm insanlığa örnek olduğu, Türkiye'nin yardım elini masum ve mazlumlara uzatmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı. Suriye'de terörden temizlenen bölgelerde Suriyelilerin huzur ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapan barış ve huzurun teminatı Türk Silahlı Kuvvetleri için en büyük motivasyonun umut ve sevgi dolu bakışlarla tebessüm eden yüzler olduğu belirtildi. Açıklamalarda güvenlik ve huzur ortamını sağlayan kahraman komandolarımız, çocuk, kadın ve yaşlılar başta olmak üzere bölge halkının yeme içmeden barınmaya, su ve elektrikten eğitim ve sağlığa kadar temel ve insani ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak için gece gündüz üstün bir gayret göstermektedir ifadesi kullanıldı. Evet kıymetli izleyenler bu haberimizde Adana'ya gidelim. İnsanlar neden hırsızlık yapar ki? başkalarının hakkını bile bile neden gasp eder ki? Bunun diğer dünyada da büyük cezaların olduğunu bile bile neden yapar ki? Evet, polis ekiplerimiz, kolluk kuvvetlerimiz Adana'da geniş çaplı bir operasyon yaptı. Ya tam bakın burası önemli. 50 zanlıyı yakaladılar. 50 hırsızlık yapan zanlıdan bahsediyoruz sevgili izleyiciler. Ve birçok çalınmış eşyayı ele geçirdiler. Artık bundan sonra da o eşyalar sahiplerine teslim etmeye kadar götürecekler diye düşünüyorum. Evet izleyelim efendim. Adana'da bir değil, beş değil, tam 50 hırsız yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince hırsızlık suçlarına karışanlara yönelik dün düzenlenen operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalandı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda çalıntı 47 cep telefonu, 3 televizyon, 5 kol saati, 921 cep telefonu kılıfı, tablet, motosiklet, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile demir kesme makası ve tornavida ile geçirildi. Öte yandan hırsızlık suçundan elde edildiği değerlendirilen 46.750 liraya el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Polis kentte hırsızlık olaylarına karıştığı değerlendirilen şüphelileri yakalamak için dün çalışma başlatmış. Şafak vakti düzenlenen operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler emniyete götürülmüştü. Evet, Adıyaman'a gidelim. Hani hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Adıyaman'da bir mezarlıkta oyun oynayan çocuklar yarısına kadar gömülü bir bebek bulmuşlardı. O hastaneye götürüldü o bebek ve o hastaneden iyi haber geldi. Sağlıklı bir şekilde o bebek bugün taburcu edildi. İşte bu yavrucak diri diri toprağa gömülmüştü. Adıyaman Bahçecik Mahallesi'ndeki eski mezarlığı ziyaret eden çocuklar tarafından toprağa yarı gömülü halde bulunan bebek hemen hastaneye kaldırılmıştı. <laughs> İşte o bebekten sevindiren haber geldi. Bebeğimizi bugün 7 günlük bir tedavinin ardından taburcu ediyoruz. E, yatışı süresince gerek doktoruyla gerek hemşiresiyle tüm sağlık çalışan arkadaşlarımız çok ilgilendiler. Hastanede tedavisi tamamlanan talihsiz bebek Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı. E, bugün sağlıklı bir şekilde inşallah bebeğimizi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü çalışanlarımıza emanet ediyoruz. Taburculuk sonrası bazı kontrolleri var bebeğimizin. Kontrollere çağırmamız gerekecek. İnşallah bundan sonra artık eminelerde sağlıklı bir şekilde büyüyecektir. Yeni doğan yoğun bakım uzmanı doçent doktor Selahattin Akar talihsiz bebeğin hastaneye getirildiği andaki durumunu da anlattı. Bebeğimiz geldiğinde hipotermi dediğimiz soğuğa maruziyeti söz konusuydu. Buna bağlı sorunları vardı. Sırt bölgesinde basıya bağlı olduğunu düşündüğümüz bir morluğu vardı. Bunların tedavileri uygulandı. Yoğun bir tıbbi tedavinin ardından bebeğimiz sağlıklı bir şekilde bugün taburculuk aşamasına geldi. Yatışı süresince sarılı ortaya çıkmıştı. Biraz onunla ilgili bir tedavi uygulamalarımız oldu. İnşallah bundan sonra kontrollerinde düzeli bir takip olacak. Talihsiz bebek şimdi güvende, emin ellerde. Tutuklanan vicdansız anne Gülçin E ile anne anne Ülkü E ise hapiste. Efendim Suriye savaşı bitti gibi gözüküyor ama etkileri hala sürüyor. İşte bu etki de petrol sızıntısıyla alakalı Hatay sahillerindeki Petrol sızıntılarını temizleme ile ilgili çalışmalar ekiplerin üstün gayretiyle devam ediyor. Hatay sahillerinde petrol temizliği devam ediyor. Hatay'ın Samandağ ilçesi sahillerinde Suriye kaynaklı petrol sızıntısının neden olduğu kirliliğe yönelik temizlik çalışmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sahildeki temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tırpan ve kürek kullanarak kumsaldan topladıkları atıkların kumlarını eleyerek çöp poşetlerine dolduruyor. Toplanan atıklarsa imha ediliyor. Suriye'nin kuzeybatısında yer alan ve Akdeniz'in hemen yanı başındaki Banyas kentindeki bir rafineride başlayan petrol sızıntısı nedeniyle sahillerimizde tehdit altında. Uzmanlar rüzgarın ve akıntının etkisiyle sızıntının denizde hızla yol alarak Türkiye'nin kıyılarını tehdit edeceğini açıklamıştı. Uzmanlar şimdilik sahillerimizde büyük bir tehdit olmadığını ancak sızıntının bir an önce giderilmesi gerektiğini belirtiyor. İstanbul'da polis ekiplerimiz halkın huzuru ve emniyeti için yedi tepeli İstanbul'da bakın yedi tepe huzur uygulaması yaptı. Araçlar tek tek durduruldu, kontrol edip denetlendi. Taksiler, otomobiller tek tek durduruldu, hepsi didik didik arandı. İstanbul'da tepe Huzur uygulaması kapsamında sürücülere yönelik denetimler yapıldı. Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy ilçeleri başta olmak üzere İstanbul'un birçok noktasında saat 19'dan itibaren polis ekiplerince denetimler gerçekleştirildi. Evet. Uygulamaya asayiş, trafik, narkotik ve özel harekat polisleri de katıldı. Helikopterle havadan desteklenen uygulamalarda kontrol noktalarında durdurulan araçtakilere kimlik kontrolü yapan ekipler şüpheli gördükleri kişilerin üstünü aradı. Taksim meydanındaki uygulamada ise trafik ekipleri sürücü ve araçların belgelerini incelerken asayiş ekipleri de kişi ve araçlara yönelik arama yaptı. Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri de denizde denetim yaptı. Ekipler Haliç ve Ortaköy açıklarında tur ve balıkçılık teknelerini durdurarak evrak kontrolü gerçekleştirdi. Kent genelindeki uygulama saat 21'de sona erdi. Efendim şimdi yurttan derlediğimiz trafik kazaları var sırada. Gerçekten bu kazaları vermek e, istemiyoruz Çünkü bizi derinden üzüyor, derinden yaralıyor. yaralıyor. Kimisi efendim aceleden, kimisi dikkatsizden bu kazaların çünkü. İstanbul'da Gazi Osman Paşa'da 3 kişi, Adıyaman'da ise bir çocuk trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Kahramanmaraş'ta meydana gelen kazada ise tam 4 kişi yaralandı. İstanbul Gazi Osman Paşa'da otomobilin çarptığı 3 yaya hayatını kaybetti. 34 KL 5439 plakalı otomobil Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 yaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yayalardan biri olay yerinde, diğer ikisi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü M.Ş. gözaltına alındı. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ise kamyonun çarptığı çocuk yaşamını yitirdi. Kamyon, Gölbaşı Adıyaman Karayolu'nun Yarbaşı Köyü mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Erkan Döndaş'a çarptı. Küçük çocuk olay yerinde feci şekilde can verdi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu dört kişi yaralandı. Abdurrahman S. idaresindeki otomobil Güneş Mahallesi Binali Yıldırım Bulvarı'nda İsa E. yönetimindeki otomobile çarptı. Yaralanan sürücülerle Zehra E., Fatma D., Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan İsa E. ile Fatma D.'nin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Efendim İzmir ve Manisa'da yanan ormanları yeşertebilmek, işte oksijen depolarımızı geri getirmek için hummalı bir çalışma var. Ormanlarımızın yapısına, İzmir ve Manisa'daki ormanlarımızın yapısına uygun tam bir buçuk milyon ağaç dikilecek. İzmir ve Manisa'da bu yıl çıkan yangınlar nedeniyle siyaha bürünen ormanlık alanlar fidan dikimi sezonuna hazırlanıyor. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri vatandaşların da desteğiyle yanan alanlarda yeni ormanların kurulması için hummalı çalışma yürütüyor. Yangınların söndürülmesinin hemen ardından başlayan çalışmalarda önce alevlerin zarar verdiği alanda hasar tespiti çalışması yapılıyor. Orman mühendisleri ve uzmanların katıldığı çalışmada kesilecek ağaçlar damgalanıyor. Ağaçların kesimi için orman köylülerine duyuru yapılıyor. Kesilen ağaçlar istiflendikten sonra ihale ile satılıyor. Böylece ekonomiye kazandırılıyor. Alevlerden az hasar alan ağaçlarsa doğal gençleşme için sahada bırakılıyor. <laughs> Toprağın yeni fidanlara hazırlanması işlemleri ise sahadan ağaçların çıkarılmasıyla başlıyor. Alandaki örtü dozerlerin önüne takılan ve tarak denilen ekipmanlarla temizleniyor. Bu işlemin ardından yine dozerlerin yardımıyla toprak sürülüyor. Havalandırılmış toprak, dikilecek fidanların en iyi şekilde büyümesi için hazır hale geliyor. Bu çalışmalar arazi koşulları nedeniyle dozerlerin çalışamadığı yerlerde insan eliyle yapılıyor. Bütün işlemler fidan dikimi sezonu öncesinde bitiriliyor. İklim koşullarına ve bölgelere göre farklılık gösteren fidan dikim sezonu İzmir ve Manisa'da Kasım'da başlayıp Mart'ta sona eriyor. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince ormanları yeşertmek için yaptıkları çalışmaları anlattı. 5 sene boyunca çapalıyoruz. Tutmayanları yerlerine yenilerine dikiyoruz. Etrafında bunların büyümesini engelleyecek çalılar büyüdüyse onların kesimini yapıyoruz. Yani nihai olarak bu fidan kendini artık koruyacak, kendi başına büyüyebilecek duruma gelinceye kadar bunların bakımı yapılıyor. Derince orman arazilerinin imara açılmayacağını söyleyerek 4 ila 5 yıl içinde yeniden yeşil dokunun görülebileceğini söyledi. Kamuoyunda yanlış bir algı var. Yanan alanlar imara açılacak, ranta açılacak diye. Burada da gördüğünüz üzere biz dedik ki anayasamızın 169. maddesine göre ormanlarımız koruma altında. Kesinlikle bir santimetre karesi bile ranta, imara vesaire açılmaz. Bu yanan alanların tamamı ve daha fazlasıyla beraber ağaçlandırılacak. Yeşil bir doku örtü olarak 4-5 sene içerisinde uzaktan baktığımızda yeşil olarak görebileceğiz inşallah. Çok. Kastamonu ve Sinop'ta, Sinop'ta yaşanan sel felaketi artık takvim sayfalarımızda üzücü olarak yerini aldı. 11 Ağustos'u artık hiç iyi hatırlamayacağız ve o sayfalara baktığımızda her daim üzüleceğiz. E, hala bir çalışma sürüyor. Bakın 6 kişi e, durmadan aranıyor. E, Çetin Sucu isimli gençse o gün Kastamonu, Bozkurt'ta selde kaybolan arkadaşını o gün bugündür durmadan arıyor gece gündüz. Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinin üzerinden haftalar geçti. Yaşanan sel felaketinde çok sayıda kişi öldü, bazıları ise sel sularında kayboldu. Kastamonu Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta yaşanan selde kaybolanlardan biri de 26 yaşındaki Karabük'lü amatör futbolcu Eray Çelebi. İşte odası... Kastamonu 1. Amatör Küme ekiplerinden Bozkurt Belediyespor'da bir süre forma giyen Çelebi, daha sonra takımından ayrılmasına rağmen sık sık ilçeyi ziyaret ediyordu. Son olarak halı saha turnuvasına katılmak amacıyla 1 Ağustos'ta Bozkurt'a gelen Çelebi, kaldığı kulüp tesisinin yıkılması sonucu sel sularına kapıldı. Çelebi'nin bulunması için çalışmalara katılan ancak halen bir sonuç elde edilememesine üzülen arkadaşı Çetin Sucuysa ise arkadaşını aramaktan vazgeçmiyor. Çatıya çıktı falan diyor komşular da yani bilmiyorum çatıya çıktım. Ben en son gördüğümde el sallıyordu bizi işte. Sudan 120 falan filan diye böyle şey zaten korktuğu da belliydi. Hafif böyle ağlıyor gibiydi. Ondan sonra bina komple gitti Avana tarafına doğru. Şu an nerede yani kalıntısı bilmiyorum. Betonları orada duruyor. Sucu arkadaşının bedeninin bir an evvel bulunmasını bekliyor. Bir an önce çıksın da yani ben de rahat edeyim. Ailesi de rahat etsin. Zaten ailesi perişan. Annesi sırınlarla ayakta duruyor. Efendim bu başarı hikayemiz Konya'dan. Hiç e, topraksız ve insansız tarım olur mu? Evet, Konya'daki üniversite öğrencileri bunu başardılar. Hatta Teknofest de bu başarı ödül bile aldı. Konya'da üniversite öğrencileri topraksız ve insansız tarım imkanı sunan proje geliştirdi. Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü öğrencileri, topraksız ve insansız tarım uygulamasına imkan sağlayacak sensörlü görüntü işlemeli ve robotik kol sistemini bir araya getirdi. Öğrencilerin çalışması Teknofest'te tarım teknolojileri kategorisinde üçüncülüğü elde etti. Az kaynakla kaliteli ürün yetiştirilmesine imkan sağlayan sistemin prototipinde, görüntü işleme ve yapay zeka sayesinde bitki en iyi koşulda ve yüksek verimde yetişiyor. Bitkinin gelişimindeki verileri işleyip gerekli müdahalelere olanak sağlayan sistem, ürün için uygun ortamı ve değerleri de hazırlayarak rekolteyi arttırıyor. Örneğin yani depremin olduğu bölgelerde hızlı bir ürün yetiştirme sürecinde ya da askeri alanlarda ya da toprağın elverişli olmadığı bölgelerde bile iklime bağlı kalmaksızın aslında ürün yetiştirme fikriyle bu yola çıktık. Bu sayede aslında tarıma odaklanmıştık. Yani milli savunma ne kadar önemliyse de hocamın da bahsettiği gibi aslında toprağımız da o kadar bizim için önemli. Takım kaptanı Selçuk Üniversitesi öğrencisi Muhammed Celalettin Özer ise projelerinin diğer topraksız tarım sistemlerinden bazı farklılıklar taşıdığını ifade etti. Ürünümüz öncelikle yani ilerleyen aşamalarda bir konteyner tarıma adapte edip dediğim gibi hani kutuplarda ya da çöllerde artık taze üretimin de mümkün olacağını hedefliyoruz. Örneğin bir çölde taze günlük bir marul yetiştirebiliriz ya da çok yoğun olan lokantalarda hani lojistik ihtiyacı olmadan direkt olduğu yerde hasat edilebilir bir sistem olabilir aslında. Biraz önce Mehmetçiklerimizin Suriye'de yaptığı yardımları ev ev dolaştıklarından bahsettik. Bu haberimizde Afganistan'dan, Afganistan'daki Türk kızlayımızdan onlar da ev ev dolaşıyorlar ve buradan götürdükleri iki tır yardımı ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorlar. Türkiye Afganistan halkının yanında olmaya devam ediyor. Türk Kızılay, Afganistan'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Pakistan üzerinden iki tır gıda yardımı gönderdi. Türk Kızılay, Pakistan delegasyonu tarafından hazırlanan 33 tonluk gıda yardımı, Pakistan'la Afganistan arasındaki Torkam sınır kapısında Türk Kızılay Afganistan delegasyonu ve Afganistan Kızılay yetkililerince teslim alındı. Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, Afganistan'da devam eden ihtiyaçlar sebebiyle bu ülkeye Pakistan üzerinden iki tır gıda yardımı gönderdiklerini söyledi. Camilo, söz konusu yardımların Afganistan'daki Türk Kızılay ekiplerince dağıtılacağını ve 16 binin üzerinde kişinin bu yardımlardan faydalanacağını kaydetti. Kolluk kuvvetlerimizin bu başarılı operasyonu ise Hatay merkezli. Bakın tam 4 ilde örgüt kurma ve hırsızlıkla ilgili operasyon yapılıyor ve 6 şüpheli gözaltına alınıyor. Hatay merkezli 4 ilde düzenlenen hırsızlık ve örgüt kurma operasyonunda yakalanan 9 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Operasyon Hatay İl Jandarma Komutanlığı, KOM ve Hassa İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından ortaklaşa yürütüldü. Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hırsızlık ve örgüt kurma şüphelilerine yönelik Hatay merkezli Gaziantep, Osmaniye ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma baskın yapılan adreslerde uyuşturucu ve çalıntı malzemeler ele geçirdi. 9 zanlıyı gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İstanbul Pendik'te bir şüpheli polise bıçakla mukavemette bulunuyor. Efendim şüpheli vurularak hem de ayağından vurularak etkisiz hale getiriliyor ve yakalanıyor. Polis dur dedi o kaçtı. Yetmedi, polise bıçak çekti. Pendik'te polis ekiplerine bıçakla mukavemette bulunan şüpheli ayağından vurularak yakalandı. Pendik Devlet Hastanesi önünde bir kişiyle henüz belirlenemeyen nedenle tartışan Seyye, olay yerine gelen polisleri görünce kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan şüpheli havaya açılan uyarı ateşine rağmen elindeki bıçakla polise mukavemette bulundu. Polis tüm ikazlara karşın saldırmayı sürdüren şüpheliyi ayağından vurarak yakaladı. Sağlık ekiplerince Pendik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Seyye, buradaki müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Efendim bu haberde Uygur Türkleri ile alakalı. Biliyorsunuz orada zulüm hala devam ediyor. Göz yaşları... Uygurların evine girebiliyorsunuz, Çinliler kendi e, adamlarını gönderiyor. Oradaki Müslüman ailelerin içerisinde kalıyor. İşte Uygurlar, bakın Çin'in ulusal gününde, Washington'da Çin'i protesto etti. Ve Lincoln Anıtı önünde toplanan çok sayıda Uygur Türk'ü pankartı açarak soykırıma soy hayır dedi, zulme hayır dedi. İzleyelim. Amerika Birleşik Devletleri başkenti Washington'da gösteri düzenleyen Uygur Türkleri, Çin Ulusal Günü'nde Pekin yönetiminin politikalarını protesto etti. Lincoln anıtı önünde toplanan çok sayıda Uygur Türk'ü taşıdıkları pankartlarla Çin'in uygulamalarına karşı tepkilerini dile getirdi. Bugün. Mavi şemsiyeler taşıyan Uygur Türkleri soykırıma hayır, şimdi adalet ve Uygurların sesini duyun şeklinde sloganlar atarak hem Amerika Birleşik Devletleri yönetimi hem de uluslararası kamuoyuna Çin'e karşı seslerini yükseltme çağrısı yaptı. 2 ah, milyon Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyon üyesi Nuri Turkel, Çin'in soykırım uygulamalarına tüm uluslararası toplumun karşı durması gerektiğini ifade etti. Uygur Türkü aktivist Rabia Kadir ise Amerika Birleşik Devletleri yönetimi ve kongresine seslenerek Uygur Türklerine destek olmaları çağrısında bulundu. Thank you. Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller uluslararası kamuoyu tarafından eleştiriliyor. Pekin'in mesleki eğitim merkezleri olarak adlandırdığı ancak uluslararası kamuoyunun yeniden eğitim kampları şeklinde tanımladığı yerlerde Birleşmiş Milletler verilerine göre en az 1 milyon kişinin tutulduğu tahmin ediliyor. Efendim, Müslümanlar dünyanın dört bir yanında gözyaşı içinde, açlık içinde. Şimdi Yemen'e uzanıyoruz. Yemen'de iç savaşlar yüzünden Yemen halkı açlık sınırındalar ve dünyadan bir yardım eli uzatılmasını istiyorlar. Ama şunun altını çizelim mi? Müslüman ülkeler olarak sadece Müslüman ülkelerin zekatını alsak Yemenlere değil dünyadaki tüm mazlumlara gayrimüslim ya da müslim hiç fark etmez hepsine yetiyor da artıyor bile. Yemen'de insanlık dramı korkunç boyutlara ulaştı. Ülkede çocukların gideceği okullarsa ya sığınmacılar için kullanılıyor ya da karargah olarak. Yıllardır süren iç savaş nedeniyle öksüz ya da yetim kalan çocuklar okula gitmek yerine çalışarak ailelerin geçimine katkı sağlıyor. Yemenli anne Siham Hasan aç kalmamak için çalışmak zorunda olan iki oğlunu düşünmekten geceleri uyuyamadığını söylüyor. <laughs> Tahis kentinden göç eden Nur Ahmet de benzer sıkıntıları yaşayan annelerden. <laughs> Ahmet, burada bedenlerimizi örten kıyafetlerimiz dışında hiçbir şeyimiz yok. Maalesef herkes bizden vazgeçmiş durumda. Ne hükümeti ne yardım örgütleri yanımızda duruyor. Hayatta olduğumuzun tek emaresi yalnızca hareket edebilmemiz, dedi. Yemen'de yaklaşık 7 yıldır süren çatışmalarda 233 binden fazla kişi öldü. Nüfusun %80'i ise insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor. Gerçekten çok ilginç bir haber. Çok ilginç. Sizi Meksika'ya götürelim mi? Altamirano kasabasında yerli topluluklardan bir grup belediye başkanı Roberto Pinto Canter'i belediyenin verdiği ama yapmadığı vaatler yüzünden kaçırdı. Şu anda belediye başkanı nerede olduğu dahi bilinmiyor. Şimdi şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Şu uygulamayı Türkiye'de e, büyük şehirlerimize uyguladığımızda yorumu size bırakıyorum. Vaatlerini yerine getirmedi dediler, toplanıp belediye başkanını kaçırdılar. Görüntüler Meksika'dan. Altamirano kasabasında yerli topluluklardan bir grup, belediye başkanı Roberto Pinto Kanter'in evini bastı. Yerliler Kanter'i verdiği vaatleri yerine getirmediği ve muhalifleri silahla tehdit ettiği gerekçesiyle kaçırdı. Evdeki eşyaları sokağa atarak yakan grubun, iki belediye meclis üyesini daha kaçırdığı belirtilirken, belediye başkanı Kanter ve meclis üyelerinin nerede tutuldukları bilinmiyor. Kanter'in görev süresi bugün sona ererken başkanlık koltuğunu geçtiğimiz 6 Haziran'da yapılan seçimleri kazanan eşi Gabriela Ruke Tipekamu'ya devretmesi bekleniyordu. Efendim sizinle bugün birçok haber paylaştık. Ee, görüyorsunuz problemleri. Düşmanlar dört koldan, yedi düvelden aslında Türkiye'ye saldırıyorlar. Niye mi? Biliyor musunuz sadece şu haber bile bunu ispatlıyor. Bakın Bitlis'in dağlarındığın dağlarının dik yamaçlarında. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Öyle üzümler yetişiyor ki, öyle dut ağaçları var ki, öyle pekmezler yapılıyor ki tam ağızlarınıza layık. Evet, şimdi biraz da ağzımızı tatlandıralım ve Bitlis'in o dik yamaçlarındaki pekmeze gidelim. Bittis'in Hizan ilçesinde bağ bozumunun başlamasıyla toplanan organik üzümler pekmeze dönüştürülüyor. <laughs> Geleneksel yöntemlerle üretilen pekmez Türkiye'nin çeşitli illerine pazarlanıyor. <laughs> İlçe'nin Harman Döven köyündeki çiftçiler özenle topladıkları üzümleri sepetlere koyarak at ve katırlarla köye getiriyor. <laughs> Dededen kalma ocaklarında pekmez kaynattıklarını söyleyen Yaşar Kısa, 250 litre üzüm suyundan 40 litre pekmez ürettiklerini söyledi. Yaklaşık 152 sene burada pekmez yapıyor Babam, dedem yaptı. Ben kendi aslında 20 yıl yapıyor, 20 yıllık. 20 yıl yapıyor ben kendim. Ama babam yaptı dadan sonra biz 60 yaşındaki Sıdık Yıldırım 200 yıldır pekmez ürettiklerini söyledi. 200 seneden fazla, 200 seneden fazla üretiyorlar. Dedemizden kalmış bu. Taş ve çamurdan yaptıkları ocakların üzerine yerleştirdikleri bakır kazanlarda 5 veya 6 saat kaynatılan üzüm suyu, meşakkatli bir yolculuğun ardından pekmeze dönüştürülerek kahvaltı sofralarını tatlandırıyor. Evet sevgili izleyiciler görüyorsunuz dağlarımızın yamaçları bile sağlık deposu. Umun sistemimizi geliştirecek organ mineral, organik yiyecekler. Cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz. Evet bu haberimizle yayınımızın hafta sonu ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere sizi emanetleri hakkıyla koruyan Allah'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Müzik